Merhaba Zaman TV izleyicileri. Bu hafta Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni ve aynı zamanda Kanal Türk Haber Dairesi Başkanı Tarık Toros'un evindeyiz. Merhaba Tarık Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Duyduk ki Tarık Bey çok güzel melemen yapıyormuş, aynı zamanda sucuklu yumurta yapıyormuş. O yüzden kahvaltıya gelelim dedik. Doğru mudur? Doğru. Esasen yemek çeşitlerinin pek çoğuna aşinayım. Yani bekar evinde hepsini denedim. Yani ne bileyim, patates yemekleri yaparım, çok pilav yaparım. Onların hepsine geçeceğim biraz sonra. Yaparım ama ben sizi kahvaltıda ağırlayayım dedim. Çünkü kahvaltıda da hani bir iddiam var. Yani beğenirler insanlar. Bir de kendime göre bir menemen yapıyorum. Kendime göre bir sucuklu yumurta yapıyorum. Onu da anlatacağım. O zaman bir an önce başlayalım. Tamam. Peki. Yani ben önlük alışkanlığım yok. Öyle mi? Şart mı? İyi mi? Hayır, olur? Değil ama domates doğrayacaksın. Olsun. Şey yapmaya çalışırım. Vallahi harika olur. İyi, getir o zaman. Unutayım. Şefin mutfağı mı? Tarbi size cebren ve hileyle önlüğü giydirdik. Evet. Ben kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, önlüğü böyle tam göstermesini. Evet. Esasen önlük kullanmıyorum hiç. Hı-hı. Yani öyle bir alışkanlığım yok. Esasen doğrusu bu, üstüne başına sıçraması, evet. Yağ vesaire. Sayenizde ama konsepte karizma, uygun bir şey. Ama karizma yerlerde dermiş. Karizma, evet, kuzulu bir şey değil mi? Evet, şimdi başlıyoruz galiba. Başlayalım. Önce menemeni mi yapıyoruz? Şimdi size ben yani sabah kahvaltısında, hı-hı, mutlaka pişmiş bir şey olması lazım. Yani evet, benim mutfağımda ya da benim kahvaltı alışkanlığım bu. Bizim mesela memlekette çok öyle değildir, Tarsus'ta, Çukurova'da. Yani insanlar peynir, zeytinle falan şey yaparlar, kahvaltı yaparlar. Ya da işte böyle soğuk domates, söğüş falanla yaparlar ama ben kahvaltıda pişmiş bir şey olmadığı zaman rahat edemiyorum. Ya da sıcak kahvaltı. Evet, kesinlikle öyle ve doymuyorum. Yani öyle peynir ekmekle kahvaltı beni kes... İki şey var şey olarak, yani elbette hellim, kızartması falan gibi bir sürü şey siz sıralayabilirsiniz ama en ana benim sevdiğim kahvaltıda biri menemen, öbürü de sucuklu yumurta. Aa, süper. Bu zaten genel Türk damak tadının da şeyi. Bir başlayayım isterseniz. Tamam. Çok fazla atla deve değil. Bu öncelikle işte bu yeşil biber. O biberler acı mı? Hayır, hayır, acı değil, tatlı. Yok, ben acı severim de. Sever misiniz? Ben çok severim. İyi. Siz... Bu arada acı demişken hemen girelim o zaman, tamam, konuya. Ben sizi hem çalıştıracağım hem de sorularımla, tamam, biraz terleteceğim gibi. Tamam. Acı dedik, Tarsuslusunuz. Hı-hı. Hem Tarsus mutfağından bahsedelim hem de acıyla aranız nasıl? İlk önce onu soracağım. Acıyla aram muhteşem. Muhteşem. Yani çok severim. Mutlaka evde turşu olur. Turşusuz yemek neredeyse yemiyorum. Biber, şey, sivri biber turşusu, küçük sivri biber turşusu bayıldığım bir şeydir. Hı hı. Onun dışında yemeklere mutlaka şey yapıyorum, ne derler, biber atıyorum. Pul biber, pul biber, karabiber. Şalgamı bile acılı şey yaparım. Yani bir yerde kebap yiyeceksek acılı kebap, hı hı, yerim. Bu şekilde yani. Hep, bu arada eşiniz şey, biraz önce konuşurken şey dedi, hı, o kadar güzel doğrar ki ve, hı, sabırlıdır, ha, evet, incecik, asla, evet, da üşenmez dedi. Asla. Gerçekten de görüyoruz şu anda. Evet, asla. O tabii biraz da şeyin getirdiği bir şey. Dediğim gibi biz bekar evlerinde çok yemekler yaptık. Hı hı. Onun getirdiği bir şey. Ne var Tarsus mutfağında, sizin vazgeçilmezleriniz nedir? Bizim Tarsus mutfağı tümüyle... Yani ağırlıklı olarak un ve bulgurdur. Hı hı. Şeydir çok, Tarsus mutfağı seçicidir. Yani tıpkı mesela benim en beğendiğim mutfaklar Hatay mutfağı, hı hı, sonra Urfa mutfağı gelir, sonra Gaziantep mutfağı gelir, Mardin mutfağı da fena değildir. Tarsus mutfağı bütün bunlara benzerdir. Hı hı. Acılıdır ama hamur ağırlıklıdır. Şeydir... böyle bulgur. Evet, bakliyat mesela, daha çok. Bakliyat, daha çok bulgur. Mesela bulgurun bir türlü yemeğini yapabilirsiniz. Hı-hı. Yani yağınla çorbasını bile yaparlar. Bizim orada şey derler, lepe derler bulgurun, hı-hı, çorbasına. Siz bulgur çorbası hiç içtiniz mi? Zannetmiyorum ama. İçtim. Benim öyle annem mi? De Adanalı. O yüzden, evet, bizde de bulgur. Bilirsiniz. Bizim orada lepe derler. Hı-hı. Artı işte köftesi yapılır. Her türlü şeyi yapılır. Artı Tarsus mutfağında, hı hı, benim bayıldığım içli köfte.
Sonra mercimekli yine mesela bulgurdan köfte. Yapılan mercimekli köfte vardır. Artı analı kızlı. Oo, bayılırım ona. Evet, vardır. Tarsus'un mantısı mantı değildir. Mantı demezler mesela. Annem yapardı. Börek çorbası derler. Suludur. Mesela mantı biraz daha böyle kuru ve yoğurtla evet. gelir ya. Tarsus'un mantısı şey gelir. Sulu. Yani aynı şekilde mantı bir biçiminde yapılmıştır. Öyle açılıp mantı biçimde yapılmıştır ama o sulu gelir. Kimi yörelerde yüzük çorbası deniyor. Evet. Ona da bizim orada börek çorbası diyorlar. Bir de değişik bir mantı türü var. Biraz daha Kayseri mantısına yakın. Ona da tatar derler. Üçgen biçiminde yapılır. Biraz daha sarımsaklıdır vesaire. Ona da tatar derler. Bu arada evinize misafir geldiğinde eşiniz biraz telaş yapıp salatayı ben yapayım, ana yemeği sen yap diyormuş. Doğru mudur bu? Evet. Genelde tersi olur ama. Evet. Şimdi ben bizim mesela böyle kurtarıcı yemeklerimizden biri bugünlerde de çok hani böyle biliniyor, konuşuluyor, ediliyor. Hani belli bir şeye de mal ediliyor. Halbuki bana göre hiç alakası yoktur. Maklubedir. Ben iyi maklube yaparım. Böyle kurtarıcıdır. Hemen gidip pirinç, et ve bir iki böyle işte onun içine koyacağımız kendime göre yaptığım maklube için malzemeyi hemen tedarik ederim ben marketten. Eti de bildiğimiz yerden almaya özen gösteriyoruz. Sonra bir saat, bir buçuk saat içerisinde yaparım. Onun yanına yoğurdunu, cacığını vesairesini de eşim tedarik eder, ayarlar. Bunun altını yakalım. Tamam. Yardıma ihtiyacınız yok, olursa. Yok. Sağ ol. Gerek yok. Bir de ben yemek pişirirken genelde kısık ateş gidiyorum. Onun nedeni yemeği yakmadan. Biraz garanti alayım diyorsunuz. Ve yani kısık ateşte her şey pişer. Yeter ki sabırlı olmak lazım. Şey çok açken de böyle misiniz? Nasıl? Çok acıktığınızda da mı böylesiniz? Acıktığımızda mesela? Daha pratik şeyler yapıyoruz ama o şey yapıyor. Ne derler? Yemeğin lezzetine falan etki ediyor. Evet. Bu domatesler ve bu sebzelerin hepsini ben Gümüşdere'den alıyorum. Gümüşdere bize en yakın köy burada. Uskumru var, bir de Gümüşdere var. Yani köy bölgesindeyiz. Bu domatesler de bu köyün domatesleri. Tümüyle şeydir. Natüreldir. Biberler öyle, maydanozlar öyle. Birazdan kıracağız. Yumurta öyle. Bu da şey, böyle köy yumurtası. Hani yani göstermek istiyorum abi. Vallahi gösterebilirsiniz. Bildiğiniz köy yumurtası. Tamamı üzerinde köy yumurtası. Evet, köy yumurtası. Zaten biz gelirken gördük. Taze süt günlük, süt günlük yumurta diye. Bunu ben sepetten aldım. Böyle sepette getirmişlerdi. Günlük yeni geldi abi falan dediler. Böyle sepetteydi. Oradan böyle seçtim. O üstünde şeyleri de koyarken hızlı hızlı samanları da oradan gayet güzel şey yaptı ama. Yani. Evet. Şey, o ufak ufak tıkırdarken şey yapacağım ben. İşte domatesi şey yapıyorum. Yani benim yaptığım menemende şeylerin ufak olması lazım. Böyle kare kare çıkması lazım. Küçük küçük. Onun için ona biraz özen gösteriyorum. Siz domatesi soymadan yapıyorsunuz. İnce kıyıyorum. Soymadan yapıyorum. Evet. Yani kabuğu gerekli bana göre. Soymadan yapıyorum. Onu bilinçli olarak yapıyorum. Belli bir süre, uzun yıllarda Ankara'da Başbakanlık Muhabirliği, Ankara Muhabirliği yaptınız. O dönemlerde Ankara kulislerinin nabzını tutuyordunuz. Birazcık da yemekle ilgili bize kulis bilgileri verseniz. Hangi siyasi ne sever, ne yer? Evet. Şimdi Süleyman Demirel'i Cumhurbaşkanı iken takip ettim. Necmettin Erbakan'ı Başbakanken takip ettim. Canlı bir tarih duruyor karşımızda. Yok yani işte açıkçası mesela Bülent Ecevit, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz'ı da takip ettim ama onları bir şey yerken görmedim. Mesut Yılmaz, Anavatan Partisi muhabirliği yaptım. Mesut Yılmaz'ı takip ettim. Mesut Yılmaz iştahına düşkün biriydi. Bir başbakandı. Başbakanken kilosuna dikkat ediyordu. Fakat sonraki dönemde ben Mesut Yılmaz'ı şahsen de severim yani. Evet. Ayrı bir sempatim de var. Muhabir olarak takip etmekten ayrı olarak. Kilosuna biraz dikkat ediyordu. Fakat son dönemlerde görüyorum biraz kilo mu almış? kilo almış. onun dikkat etmesi, periz yapması lazım. Süleyman Demirel şeyden beslenirdi tümüyle.
Onu böyle açıkta yerken çok görmedim. Genelde İslamköy'den beslenirdi. Her şeyi İslamköy'den gelir onun. Isparta'dan, memleketten gelir. Ayrıca Süleyman Demirel o kadar kapılarını açmıştır ki bu şeyler Türkiye'nin dört bir tarafından natürel, doğal peynir, zeytin, yağ gibi armağanlar da alırdı. Hatta korkmadan yiyebilir miydi onları? Rahatlıkla ve buna çok şeydi. Artı Güniz Sokak'ta evinin arkasında köşteyken de Güniz Sokak faaldi. Güniz Sokak'ta evinin arkasında tavuk beslerdi. Oh. Ve o tavukların yumurtalarını falan şey yapardı, tüketirdi. Fakat Süleyman Demirel de çok iştahına düşkündü. Necmettin Erbakan da çok iştahına düşkündü. Bunlar belli bir yaşa gelmelerine rağmen, yani ilerlemiş yaşlarına rağmen biz bu yaşta dikkat ediyoruz yediğimize, içtiğimize. Onlar düşkündü. Ben Necmettin Erbakan da çok düşkündü, biliyorum yani. Bence en çok merak edilen şey şu, yani ben bir muhabir olarak bile merak ediyorum bunu. Çünkü Ankara'yı bilmiyoruz biz, o kulisleri vesaire. Normalde siyasiler hani bir, herhangi bir yurt dışı gezisi ya da şehir içinde de olabilir, fark etmiyor. Bir organizasyona katıldıklarında onların yemekleri özel hazırlanıyor ya. Gerçekten şöyle bir şey var mı? Hani bir şehir efsanesi var işte, önceden yemeklerini biri tadıyor, işte zehirlenir mi, zehirlenmez mi, bunu test ediyorlar. Böyle bir şey var mı? Şimdi onu söyleyeyim. Şu kapağı alabilir miyim? Tabii ki. Ben takip ettiğim siyasilerde bunu görmedim. Çeşnicibaşı falan gibi. Gerek Süleyman Demirel'le, gerek Necmettin Erbakan'la, gerek Mesut Yılmaz'la ve gerek Tansu Çiller'le seyahatlerimizde, bu dört liderle seyahat ettim. Seçim kampanyası takip ettim. Onların önüne, yani onların gittiğimiz yemeklerde menüyü yediklerini gördüm. Peki bu menüler önceden mi birileri tarafından mı hazırlanıyor? Yani nasıl emin oluyorlar? Başbakan, şimdi siyasi parti lideri düzeyindeyseniz bu güvenlik çemberi o kadar etkili değil. Ama başbakan düzeyindeyseniz mutlaka başbakanlık koruma müdürü veya orada bir çeşnicibaşı veya bu işlere doktoru vesairesi takip ediyor, bakıyor. Çünkü her liderin arkasında bir doktoru var. Hepsinin yaşı artık 60 ve üzeri. Evet. Artı perhizine dikkat ediyor vesaire. Ama dediğim gibi ben 90'lı yıllarda bu liderlerle dolaşırken özel bir gayret, aman şunu da yemeyeceğim, bunu da almayacağım, ikram edilen onu da geri çevireceğim, tatlıya elimi sürmeyeceğim görmedim. Yediler, içtiler. Ancak son dönemde bu konuda herhalde biraz daha itina var. Yani mesela Başbakan Tayyip Erdoğan bugün için söylüyorum veya Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için ve bundan sonra olacaklar için önlerine öyle her önlerine gelen, her ikram edilen çay, her ikram edilen simit herhalde onların ağızlarına götürecek bir yiyecek değil, olmayacak. Olmaması da icap eder. Ya ben etrafımda bir sürü o kadar şeylerde hassas insan görüyorum ki ikram edilen suyu bile içmiyor. Halbuki bu adam kim? Yani başbakanlığı, siyasi parti lideri mi? İşte yemekte o kadar titizleniyor, şu bu filan. Yani öyle insanlar var ki işte yanında ekmeğini taşıyor. Evet. Öyle insanlar var ki yanında suyunu taşıyor. Gördünüz mü böyle? Yanında azlığını taşıyor. Böyle örnekler var mı? Yani bizzat. Ben bizzat görmedim. Mesela Nazım Altman'ı görmüştüm bir tekne gezisinde. Bir noktada galiba işte beslenme saati geldi. Anlatabiliyor muyum? Yadırgamak için söylemiyorum. Beslenme saati geldi ve şeyden bir çıkardı çantasından biraz peynir, biraz ekmek, onları tüketti filan. O dikkatimi çekti. Yani bak yanında taşıyormuş yani. Ben hiç hayatımda yanımda peynir ekmek taşımadım yani. Uğur Dündar'a atfederler. İşte ben görmedim ama takip eden arkadaşlar işte asla dışarıda yemek yemediği veya bilmediği yere gitmediği, işte bir arabayla veya bir çekim için bir yere gittiğinde bile ya sefer tasıyla ya da böyle bir ambalaj içerisinde yanında getirdiği neyse gıda, onu orada tükettiği, onun dışında asla dışarıdan bir şey almadığı. Bu kadar titiz götürenler de var. Yani kendi çeşnici başısı, kendi şeyine bakan, kendi olanlar da var. Neler yaptığımızı söyleyeyim. Domates, yani biber
birazcık tıkırdarken domatesleri soydukça üzerine koydum. Orada bir sıralamaya gitmedim. Ya işte efendim biber pembeleşsin de yok işte üzerine... Ona gerek yok. Zaten kısık ateşte şey yapıyor. Domatesleri kıydım ve domatesleri doğradıktan sonra küçük küçük onları da üzerine ilave ettim. Sonra benim dörtlü baharatımdan yani kekik, nane, biber ve karabiberden böyle yarım çay kaşığı kadar üzerine gezdirdim. Bunun lezzetinin biraz da şeysi o. Sırrı o olacak. Yarım çay kaşığı ve hepsini bu şekilde karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kısık ateşte bu tıkırdamaya devam ediyor. Bu tıkırdamaya çok fazla pişirmeyeceğiz. Biraz daha tıkırdayacak. Ondan sonra da maydanozu ince ince kıyacağım şimdi. Ben market yumurtalarının da çok şey olduğunu, temizlendiğini düşünmüyorum. Bir de ilgili söylenen şey nedir bilmiyorum. Sizin şu anda yaptığınız gibi yumurtayı yaparken yıkamak. Yıkayıp dolaba koyduğunuzda bakteri üretiyor ve o, öyle mi diyorlar? Mesela ıslaksa o su içine geçiyormuş, kabuğun içine çürümesine yol açıyormuş. Ha onu bilmiyorum. O yüzden şimdi bu doğru bir şey yaptınız yani. Tabii bu tabii kümesten çıktığı için onun getirdiği şey olabilir. Bunu artık yavaş yavaş olmuştur. Görüyorsunuz kısık ateşte. Evet. Zaten kokular da geliyor. Evet. En son şu anda işte ne yapıyoruz Tayfe? Üzerine doğradığım, ince ince doğradığım maydanozları serpiştiriyoruz. Süslüyoruz. Yani bir anlamda süslüyoruz. Pişerken yapmıyoruz bunu. Yemeklerimiz hazır. Sucuklu yumurta olduğu. Bu arada muhteşem gözüküyor. Hiç yağ koymamamıza rağmen. Evet, hiç yağ koymadım. Böyle ekmekle bandırmalık yani. Kesinlikle öyle. Yani sadece tavanın dibine çok bir iki damla damlattım. Hı-hı. Ama olay tamam. Bu arada yani ben bunu dayanamayacağım. Bunu göstermemiz lazım. Tamam, yakından göstereyim. Göstermek istiyorum izleyicilerimize. Evet. Evet. Muhteşem bir görüntü. Elinize sağlık. Ne demek? Biraz beraber sonra yiyeceğiz. Biraz sonra nasıl? Söyleyeceğim. Yavaş yavaş geçelim mi? Evet. Bu arada şey de sorayım ben size. Yurt dışı seyahatleriniz oluyor vesaire. Bir Uganda ziyaretiniz olmuştu. Evet. Orada bir ananas meselesi olmuştu. Ona da değinmeden edemeyeceğim. Tabii. Özlediniz mi ananas yemeği? Şimdi Uganda'da arkadaşlar şey yaptılar. Bunu kapatayım izin verirseniz. Tabii ki. Biraz da kendisi dinlenmeye kalsın. Uganda ananasıyla meşhur ve Uganda'nın ananası dünyada yok. Mesela Uganda'nın komşuları var. Ruanda, Kongo, Kenya gibi. Kenya'dan arkadaşlar gelmişlerdi orada görüştüğümüz. Dedi ki Kenya'nın ananası benim midemde ekşime yapıyor dedi birisi. Yani Uganda ananası. Uganda ananası bizim bildiğimiz yerli ananastan iki katı büyüklüğünde. Çok iri bir kavun büyüklüğünde ve çok sulu. Böyle kabuk soyar gibi, portakal kabuğu, karpuz kabuğu soyar gibi kabuğunu soyuyorsunuz. O kadar da sulu ki bir tanesiyle 2-3 kişi doyar. Karpuz dilimler, kavun dilimler gibi dilimliyorsunuz. Müthiş antioksidan, o kadar doyurucu, o kadar iyi gelen bir şey ki. Bütün gün onunla evet, geçirilebilir mi? Dedik ki geçirilebilir. Ben her öğün ananas yedim ve içim dışım ananas oldu. 2 gün kaldım, 6 öğün ananas yedim. Arada tabii yemek yediğimiz, atıştırdığımız oldu ama gelirken de buraya evet getirdim. 6 koli ananas getirdim. Wow. Her kolinin içinde 3 tane vardı. 18 tane ananas getirdim ve kapışıldı burada. Peki havaalanında sorun oldu mu? Ya olmaz olur mu? Şimdi geliyoruz buraya. Oradan çıkarken sorun olmadı. Buradan gelirken ben kutuları yükledim, el arabasında götürüyorum havaalanında. Polis bir dakika dedi. Ne bunlar dedi?
Dedim ki ananas. Eyvah. Gündem de yoğun dedi, zaten. Evet, o günlerde de tam böyle ananas, evet. İşte efendim bu ananas kodisim bilmem ne. Ananasla altın kastediliyor, yok şu kastediliyor, bu kastediliyor. Dedim ki, yani dedi bir beyefendi, gıda limiti var dedi, bu kadar ananası sokamazsınız dedi. Hı hı. Onu bırakın, benim zaten bir de poşette Uganda muzu var. O rahat 5 kilo gelir. Dedik ne kadar? 5 kilo. Yani ya ananasları bırakacağım. Ya muzları. Ya muzları ya da işte bir kutu ananas alıp geçeceğim dedim. Yani ne yapacağız şimdi falan. Tam çıkmak üzereyim yani kapıdan sonra Türkiye. Hı-hı. Yani İstanbul. Dedi hadi bu defalık dedi şey yapalım ama dedi bir daha dikkat edin dedi. Böyle bir anlayış göremeyebilirsiniz. Şimdi zaten bunu duyduktan sonra bir daha hiç geçirmezler sizi. Yani. Ha yani orada gördü, dikkat etti. Bundan sonraki şeyi Altio'yu aldım. Bundan sonra kapalı bavulda böyle açıktan kutularla şey yapacağız. Kapalı bavulda getireceğiz. Türkiye'nin gıda şeyleri o kadar şey değil. Esnek. Bazı yerlere bir elma sokamıyorsunuz. Yani bunun örnekleri var. Biz bu arada geçelim yavaş yavaş. Soğumasın. Tabii evet, soğumadan. Evet, Zaman TV izleyicileri. Tarık Bey yumurtaları pişirdi. Şimdi bahçeye geçeceğiz ve bu iki güzel yumurtayı afiyetle yiyeceğiz izninizle. Biraz sonra görüşmek üzere. Evet, Zaman TV izleyicileri, şu anda Tarık Bey'in evinin bahçesindeyiz. Kendisi sunumu yaptı. Gayet hoş gözüküyor. Birazdan da tadına bakacağız. Ve eşi Doğan'a onunla birlikte değerlendireceğiz. Tarık Bey, sizi hem mutfakta terlettik hem masada terleteceğiz galiba. Bu en keyifli tarafı. Öyle mi? Çünkü bir insan mutfağa giren, yemek yapan kişi beğenilsin ister. Yani benim annemin bir lafı vardı, hiç unutmam, eşime de söylerim. Annem soru sormadan şimdi yemekleri hazırlar. Der ki nasıl, güzel olmuş mu falan filan gibi şey yapmadan iyi yaparım der. Onu gibi. Evet. Ama gerçekten güzel, her annenin yemeği gibi. Şimdi mutfakta bir şeyler yapan da beğenilmek ister. Yani yaptığı şey övgü alsın. Ah güzel olmuş, harika falan. Bu böyle tezahürat. Bizim için miydi? Yok. Bu normal tabii, işin psikolojisi bu yani. Evet, tezahürat ister yani. Peki bakalım o halde. Peki. Tekrar elinize sağlık. Teşekkür ederim bu arada. Afiyet olsun. Dediğim gibi menemene biraz tuz gerekecek. Evet. Sucukla dengeliyor çünkü. Öyle mi? Tamam. Evet. Çünkü ben dediğim gibi başta da belirttim. Tuz isteyenin ayrıca ilave etmesi gerekiyor. Hiç kullanmıyorum çünkü. Ama herhalde en zahmetli menemenimi tarif ediyordu. Normalde yumurta kırdı, domatesler. Evet. Bu biberler, o maydanozlar, domatesler. Bir de gelin gibi süsledi. Bir şekilde soymuş. Ben size çok tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ailenizle birlikte. Her zaman buyurun, gelin. Emeğinize, elinize sağlık. Evet, Zaman TV izleyicileri, bu hafta Tarık Toros'un evindeydik. Şimdi o beklenen an geldi ve biz yemeğimizi afiyetle yiyeceğiz. Haftaya yeni bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.